Dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi, birinci dönem ikinci örnek yazılı soru ve cevaplarını birlikte yapmaya çalışalım. Sizlere tavsiyem önce bir durdurun, çözün, sonra buradan almış olduğunuz puanı hesaplayabilir, video altındaki yorumlara atabilirsiniz sevgili öğrencilerim. İlk ifademiz doğru yanlış ifadeleri. 10 tane soru ve her soru ifade 1 puan değerinde. Farklı olaylar karşısında farklı duygu ve düşüncelere sahibiz diyor. Yani üzüntülü bir olay gördüğünde üzgün olursun. Ya da bir hediye aldığında sevinçli olursun. Karşına bir köpek çıktığı zaman korkabilirsin. Ya da yaralı birini görsen acıma hissini duyarsın. Farklı olaylar karşısında farklı duygu ve düşüncelere sahip oluruz. Kesinlikle doğru D harfini yazdık sevgili öğrenciler. Alışveriş yaparken TSE damgasına bakmak gereksizdir diyor. Dikkat edin bakın. TSE nedir? Türk Standartları Enstitüsü. Buna bakmak gereksiz olur mu sevgili öğrenci? Maalesef yanlış bir bilgidir. Yani bu standartlara uygun olduğunu gösteren bir damgadır. Gereksizdir olmaz. 3 numara. Kültürel özellikler zaman içerisinde değişime uğrar. Tabii ki mesela kültür, giyim kültürün bir parçasıdır. Yani ilk zamandaki insanlardan ta bu zamana kadar yani moda denen bir şey var değil mi? Her sene ya da her 10 seneye bir moda değişiyor. 1960'larda farklı giyinmeler, 70'ler, 80'ler, 90'lar zamanımız farklı farklı giyinmeler var. Kültürel özellikler bu yemeklerde de aynı şekildedir. Yani bundan 200 yıl önce hamburger olduğunu düşünüyor musun sen? Kesinlikle hayır. Kültürel özellikler zaman içerisinde değişime uğrar. Kesinlikle doğru bir bilgi. Erkeklere ait olan nüfus cüzdanları mavi renklidir. Evet, doğru bir bilgi. Kadınlar pembe, erkekler mavi. Deprem önlenebilir bir doğal afettir. Hayır, depremi önleyemezsin. Yani ağaç dikim önlüm olmaz. Sadece depremin zararlarını önleyebilirsin. Yani ben bir şey bulayım, depremi önleyeyim. Öyle yok. Deprem sırasında, deprem öncesinde, depremden sonra yaptıklarına depremden mal ve can kaybını en aza indirebilirsin. Önlenebilir diyorsa maalesef yanlış bir bilgidir. 6 numara, geliri fazla olan aile isteklerini alabilir. Geliri eğer fazlaysa bu aile kendine ait isteklerini alabilir. Kesinlikle doğru bir bilgi. Tsunami bir doğal afet değildir. Yanlış. Ülkemizde görünmez. Çünkü tsunami'nin olabilmesi için ülkenin okyanusa kıyısı olması gerekiyor. Denizlerde oluşan ya da okyanuslarda oluşan dev dalgalardır sevgili öğrenci. Bir doğal afet değildir diyor. Kesinlikle yanlış bir bilgi. Cumhuriyet Bayramı milli öğelerimizdendir. Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos Zafer Bayramı bunlar hep milli öğelerimizdendir. Kesinlikle doğru bir bilgi. Türkiye'de yaşayan herkesin doğduğu andan itibaren kimlik almaya gidiyorsun ya. O andan itibaren TC kimlik numarası ve vatandaşlık numarası değil mi? Vardır. Ve bunlar da birbirlerinden farklıdır. Doğru bir bilgi. Bir yerin krokisi zamanla değişebilir. Yani bulunduğun evin krokisine baktığın zaman 50 yıl önce acaba orada aynı kroki çizilebilir mi? Ya da hani bir bina yapıyorsun, bu bina ömürlük değildir. Bunlar belli bir zaman içerisinde çürüyecekler. Bu 50 sene, 100 sene sonra. Ha, belki sen bunu göremeyebilirsin ama çürüyecek. Yeni yapılar, o arsayı kullanarak yeni yapılar olacak. Gördüğün hastaneyi başka bir zamanda göremeyebiliyorsun. Ya da o hastane yerine başka bir hastane yapıyorlar. Daha büyüğünü, daha değişeni yapıyorlar sevgili öğrenciler. Dolayısıyla ya da yol geçmeyen yerden yol geçiriyorsun. Ya da kapalı olan yere park yapmışsın ya da parkı almışsın başka bir şey yapıyorsun. Ağaç olmayan yere ağaç dikiyorsun vesaire. Bir yerin krokisi kesinlikle zaman içerisinde değişebilir. Doğru bir bilgidir. Bu şekilde yaptıysan her doğru yanlış ifadesi için birer puan alabilirsin. Bir diğer sorumuz boşluk doldurma sorusu. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. 16 puan değerinde. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane kelime var. 8 tane ifade var. Yaptığın her doğru için 2 puan alıyorsun sevgili öğrencim. 4'ü burada, 4'ü de biraz sonra geliyor. Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs 1919'da bir yerde başlıyor. Nerede başlamıştır? Samsun'da değil mi? Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlıyor. Buraya bizim Samsun kelimesini getirmemiz gerekiyor. Alışverişe çıkarken mutlaka bir nokta nokta hazırlamalıyız. Önceden alacaklarını gösteren bir liste hazırlaman gerekiyor. O listeye göre alışverişini yapacaksın.
Eğer bilinçli bir tüketici isem. 3 numaralı sorumuz insanların vazgeçilmez ve zorunlu ihtiyaçlarına, yani vazgeçilmez, ondan vazgeçemezsin. Vazgeçtiğin anda da hayati tehlikeye girebilirsin. Bu beslenmedir, bu barınma, bu giyinmedir. Bunların hepsine birden temel ihtiyaçlar diyoruz. Temel ihtiyaçlar şu şekilde yan yana yazalım. Bu tarz sorularda bulduğunuz şeyleri, hani ben buraya getiriyorum ama üstüne çarpı atarak geri kalanlar içerisinde seçmeyi daha kolaylaştırabilirsin. Buna lütfen dikkat edelim. Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre yurdumuz nokta nokta devletlerince işgal edilmiştir diyor. Birinci Dünya Savaşı iki grup arasında oldu. İtilaf ve İttifak Devletleri. Biz İttifak Devletleri'ndeyken düşmanlarımız İtilaf Devletleri'ndeydi. Ve savaşı kazandıktan sonra İtilaf Devletleri'nce yurdumuz işgal edilmiştir. Kalan 4 soruyla devam edelim. Unutmayın her yapmış olduğun doğru cevap için 2'şer puan alabilirsin. Satın aldığımız bir ürünlerde bir sorunla karşılaştığımızda kullanabileceğimiz haklara nokta nokta denir diyor. Şimdi ürün alıyorsun sen. O satıcı durumunda, sen o ürün tüketici durumundasın. Sen o ürünü tüketiyorsun, o da satıcı durumunda. O zaman tüketiciyle ilgili bir şeylerin olması gerekiyor. Tüketici hakları denir. Buradaki haklara tüketici haklarımız denir. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kaba taslak ve ölçüsüz, lütfen dikkat edin buna, olarak çizilmesine. Şimdi sevgili öğrenciler, burada bir hata var yalnız. Soruyu hazırlayan hocamız burayı görmemiş, gözümden kaçmış olabilir. Hani ben de burada ilk defa sizlerle birlikte çözüyorum. Emin olun bunları daha önceden çalışmıyorum. Şimdi plan diyor. Plan bir ölçek üzerinde yapılması gerekiyor. Yani onun bir ölçeği olacak. 1 bölü 200, işte 200'de 1 oranında küçültmesi lazım. Burada bence plan yerine krokinin yazılması gerekiyordu. Zaten konu olarak da planı görmediniz ama krokiyi biliyorsunuz. Planlarda ve haritalarda ölçek varken krokilerde ölçek bulunmaz. Krokide bir yerin yukarıdan görünümü, yani kuş bakışı görünümünü cetvel kullanmadan kaba taslak ya da gelişi güzel ve ölçüsüz olarak çizilmesine kroki denir. 7 numara gelirlerin giderlerinden, bak gelirlerin, yani eve giren paranın giden paradan daha fazla olması gerekiyor. Yani 2000 lira evine giriyorsa 1700 lira harcaman lazım. Daha çok olması gerekiyor. Buraya da çok kelimesini hemen getirdim. Giderlerimiz gelirlerimizden, zaten yukarıdakinin tam tersi, giderlerin de gelirlerinden daha az olması gerekiyor. Bu şekilde yaptıysan 2 çarpı 8'den 16 puan almış olduğun puanın üzerine ekleyebilirsin. Bir diğer bölümde çoktan seçmeli test sorularına geçtik. Yapmış olduğunuz her test için 3'er puan alıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi soy ağacında olmaz? Soy ağacında akrabanlar olur sevgili aracım. Akraban olur. O akrabanın eşi olabilir. Annemin kardeşi olabilir. Halamın abisi olabilir. Teyzemin eşi olabilir. Yani halanın abisi dediğin zaten senin amcandır. Teyzenin eşi eniştendir. Hani kiminle evlendiğini göstereceksin. Teyzense enişteni, ya da amcan ya da dayınsa yengeni aile soy ağacında gösterebilirsin. Ama babanın komutanı senin bir akraban değildir. Dolayısıyla soy ağacında bulunmaz. Yanıtım D seçeneği. 2 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi tüm insanların temel ihtiyaçları arasında değildir? Temel ihtiyaçların karşılanmazsa hayatın tehlikeye girer. Barınma ihtiyacı, beslenme ihtiyacı, giyinme ihtiyacı olmadan insan yaşamını devam ettiremez ya da çok zorlanır. Yani beslenmesiz nasıl yaşayabilirsin? Giyinme, soğuk havalarda güneşten ya da soğuktan kendini koruyamazsın. Kalacak bir yuvan olmadığı zaman da sıkıntı olur. Ama nişan yüzüğün olsa da olur, olmasan da olur. Temel ihtiyaçları arasında değildir. Yanıtım D seçeneği. 3 numaralı sorumuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk bir Osmanlı subayıydı. Biliyorsunuz 1903 yılında kurmay yüzbaşı olarak harp okulunu bitirdikten sonra kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Ve Osmanlı tarafından bazı savaşlara gönderildi. Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi'nde bizzat bulundu ama daha Birinci Dünya Savaşı olmadan İtalyanlara karşı Kuzey Afrika'da Libya'yı savunmuştur. Libya'daki Trablusgarp kentinde.
Oraya katılmış, halkı örgütleyerek başarılı bir sonuç elde etmiştir. Yanıtım C seçeneğidir. 4 numaralı sorumuz, dediğim gibi test soruları 3'er puandan. Hangi savaşın kazanılmasından sonra Gazi Mustafa Kemal'e Mareşallık ve Gazilik ünvanı verilmiştir? Sevgili öğrenciler, bu bilgi sorusu Sakarya Meydan Savaşı'nda. Gazi ne olur? Yaralı olan askere denir. Tabi almış olduğu bir yaradan dolayı Gazilik ünvanı verilmiştir ve Mareşallık ünvanı verilmiştir. Doğru cevabım C seçeneği. 5 numaralı sorumuz, son balık öldüğünde, son nehir kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde beyaz adam paranın yenmediğini anlayacak. Yani para içinde olan hırslı, para hırsında olan insanlar vardır çocuklar. Parasına para katmayı severler. Bu bir Kızılderili atasözüdür. Tabii o dönemde Kızılderililer Amerika bölgesinde yaşıyor. Avrupa'dan gelen insanlarla ilk tanıştıklarında tabii onların elinde bulunan mücevherleri, elmas gibi, maden gibi, altın gibi madenleri alıyorlar. O dönemde zaten söylenmiş bir sözdür bu. Yani son balık öldüğünde, balığın öldüğünü düşünün, nehrin kuruduğunu düşünün, ağacın kesildiğini düşünün, doğanın katledildiğini düşünün. O zaman senin cebindeki paranın hiçbir anlamı olmayacak. Çünkü sen o parayla yiyecek alacak bir şey bulamayacaksın. Burada doğal çevre yok olunca paranın da hiçbir işe yaramayacağını anlatmaya çalışıyor. Yanıtım C seçeneğidir. 6 numaralı sorumuz, aldığı bir yiyecek ürünün kokmuş olduğunu gösteren bir kişi neye dikkat etmemiştir? Yani yiyecekten bahsediyor burada. Ürünün fabrikası, ürünün markası, ürünün fiyatı 100 lira da olsa, 5 lira da olsa, beleş de dağıtsa bu etkilemez onu. Ürün kokmuş artık. Ürün niye kokar? Son kullanma tarihi geçerse kokar. Yani özellikle besin gıdalarda, satın aldığınız gıdalarda kesinlikle son kullanma tarihine bakmanız gerekiyor. Ve süt ürünlerinde mesela bunların ya da tavuklarda bunların en fazla 2 hafta 3 hafta gibi bir kullanım süresi vardır. O süre içerisinde bitmesi gerekiyor. Yoksa eve geldin paketi açmanla birlikte orada artık koku tadında bir acımlık ya da küflenme görürsün. Doğru yanıtım B seçeneğidir. 7 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden kaç tanesi temel ihtiyaçlar arasında yer alır? Temel ihtiyaçlarımız beslenme ihtiyacımız, giyinme ihtiyacımız ve barınma ihtiyacımız sevgili öğrenciler. Bunlar olmadan yaşayamayız. Mesela ne diyoruz? Giyinme ihtiyacımız. Çorap olmadan olmaz. Ayakkabı olmadan olmaz. Bak bunlar giyinme ihtiyaçları arasındadır ve temel ihtiyaçlar. Çorabın ayakkabın olmadan kış vakti dışarıya çıktığında ne demiştik? Temel ihtiyaçların karşılanmazsa sağlığın, hayatın tehlikeye girer. Çorap olmaz, ayakkabı olmaz ama insan saat olmadan yaşayabilir. Zorlanır belki de ama yaşayabilir. Gözlük olmadan yaşayabilir sevgili öğrenci. Buradaki gözlüğü daha çok güneş gözlüğü şeklinde de düşünebilirsin. Yıldız ve artı işareti, yıldız ve artı işaretine baktığım zaman doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, sabahın saatlerinde yüzümüzü güneşe çevirip kollarımızı açalım. Sağ kolumuz hangi yönü gösterir diyor bize. Şimdi bakın, yüzümüzü güneşe çeviriyoruz sabah saatlerinde. Güneş nereden doğar? Doğudan doğar. Arka tarafın ne olur? Batıyı gösterir. Sol tarafın kuzeyi, sağ tarafın ise güneyi gösterir. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bakın her zaman aklınıza şöyle bir tablo gelsin sevgili öğrencim. Yön tablosunu biliyorsunuz. Yön soruları sıkça karşınıza çıkacak. Bakın üst tarafı şöyle düşünün. Kuzey olarak düşünün. Alt tarafı güney olarak düşünün. Sol taraf haritadan aklınıza gelsin. Sol taraf batı, sağ taraf ise doğu. Mesela harita önünüzde üst tarafa Kuzey Anadolu derler Karadeniz'in olduğu yere. İşte Mersin, Antalya, Adana için Türkiye'nin güneyi derler. Sağ tarafında Doğu Anadolu bölgesi var. Sol tarafta Ege'nin olduğu yerler Batı Anadolu bölgesidir. Şimdi senden diyor ki sen yüzünü burada güneşe çeviriyorsun. Yüzün bu tarafa doğru bakıyor. Yani doğuya doğru bakıyor. Tam arkası ne olur? Batı olur. Bu durumda sağ kolun, yani burada kendini bir canlandır bakalım. Baktığın zaman sağ kolun aşağıya doğru düşüyor. Sağ kolun güneyi, sol kolun da kuzeyi gösterir. Benden sağ istediğine göre sağ kolu güney, yanıtım da B seçeneği olur. 9 numaralı sorumuz, aşağıdakilerden hangisi deprem çantasında bulunmasına gerek yoktur diyor bize.
Şimdi deprem çantasında düdük tabii ki olabilir. Çünkü üzerine yıkılmış bir enkaz var. Sen oradan sesini belki duyuramayabilirsin. Düdük kesinlikle olması lazım. Bunu keyfi için flüt gibi düşünme yani. Orada keyif yapmıyor. Orada sesini duyurmak için düdük lazım tabii ki. Şimdi pil ve radyo zaten birbirlerini tamamlar sevgili öğrencim. Radyo niye? O anki mesela depremden illa her zaman kendini depremin altında kalacak şekilde düşünme. Deprem çantanı aldın ve dışarıya çıktın. Orada haberleri mesela almak için bir radyon olması gerekiyor. Büyük bir ihtimal her yerde elektrik kesilecektir. 1-2 gün boyunca elektrik verilemeyeceği yerler olacaktır. Bu radyoyu çalıştıran bir de bana pil lazım. Pili de eledim, radyoyu da eledim. Yapıştırıcının çok da gereği olmaz deprem çantasında. Yanıtım D seçeneği. Bir diğer sorumuz yine 3 puan değerinde. Gölcük kaçıncı deprem bölgesinde yer alır? Tarihler 17 Ağustos 1999. Gece yarısı saat 3.02 olması gerekiyor. 3.02 gösterdiğinde 50-60 saniye arasında bir deprem oldu sevgili öğrenciler. 7 küsür olması gerekiyor ve o zaman 30 bin ile 40 bin arasında maalesef insanımız öldü. İstanbul'u da etkileyen bir depremdi. Gölcük birinci deprem kuşağındadır çoğu. Doğru cevabımız A seçeneği. Önümüzde bir tablo var. A ailesi geliri ve B ailesi geliri. Yukarıdaki tabloya göre 11 ve 12. soruları çözünüz diyor. Her sorunun değeri 4 puan. Önce 11. sorumuza bakalım. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz diyor bize. Bakalım sevgili öğrenciler. Şimdi bu durumda giderlerini gelirlerine göre ayarlayabilen nokta nokta ailesidir. Bakalım ikisi de 1400 lira para kazanıyor. Önce A ailesinden başlıyorum. 500 liralık bir kiramız var. 400 liralık bir gıdamız var. 100 liralık bir suyumuz var. 100 liralık bir elektriğimiz var. İkisini bir yazıyorum. 250 ve 100 lira burada toplamda 350 liralık doğalgaz ve ulaşım var. Bunların hepsinin toplamı 0, 5, 9, 10, 11, 3 de burada 14. 1450 liralık bir harcaması var. Dikkat edin, geliri 1400 lira. B ailesinde kırmızıyla yapalım. 500 liralık bir kiramız var. Gıda parası 400 lira. 30 ve 70 lira su ve elektrik ikisi için 100 lira diyorum. Doğalgaz ve ulaşım 150 ve 100 liradan toplamda 250 lira. Bu dördünü hemen topladım. 0, 5, 5, 4 daha 9, 1 de burada 10, 2 de burada 12. 1250 lira. 1400 liralık bir geliri varsa 1250 lira demek ki parasını da arttırabilir. Şimdi sorularımıza hemen geçelim. Bu durumda giderlerini gelirlerine göre ayarlayabilen tabii ki ne olur? Burada B ailesi olur değil mi? Yani 1400 lira geliri var. 1250 lira gelirini giderine göre ayarlamış ama A ailesi ayarlayamamış. Geçmiş 1450 lira. 50 liralık bir zararı var. Devam ediyorum. Nokta nokta ailesi birikim yapabilir diyor. B ailesi burada birikim yapabilir. Birikimi de ne kadar olur? Şimdi 1400 lira para kazanıyor bu. 1250 liralık bir gideri olmuş tüm masrafları çıkarttığın zaman 150 lira kalır. O zaman birikimi de kaç lira olur? 150 lira olur. B ailesini şey nokta nokta ailesinin 50 TL fazla gideri vardır. Baştaki 1400 lira para kazanır ama 1450 liralık bir harcama yapmış. O zaman şunu söyleyebilirim ben. A ailesinin 50 lira daha fazla gideri vardır. Şimdi 12 numaralı sorumuz güzel bir soru. A ailesi hangi giderlerden kısarsa gelir gider dengesini oluşturabilmesi için neler yapmalıdır diyor. Şimdi burada kiranın belirli bir parası var. Kirayı 500 lira olarak almışsın. Yani ben buna 450 lira vereceğim deme şansın yok maalesef. Gıda bu senin beslenme ihtiyacın. Bunu da kısamazsın. Bak ikisi de zaten 400 liralık bir beslenme gideri yapmışlar. Şimdi biri suya bakıyorum 100 lira var. Birisi de 30 lira. Demek ki 30 liralık su kullanarak da ayın sonunu geçirebilirsin. Demek ki su alanında bir kısıtlamaya gidebilirim. Elektriğe bakıyorum. Yani kısa da olsa mesela 100 lira burada var, 70 lira burada var. O zaman ben elektrikte de bir kısıtlamaya gidebilirim. Doğalgaza bakıyorum 250 lira. Yani fazla fazla yakmana gerek yok. Bir iki odayı belki işte ısıtarak biraz daha hani içten artmaz dişten artar hesabı. Çünkü diğerinde 150 liralık bir ısınma var. Diğerinde de 250 liralık bir ısınma var. Bu senin temel ihtiyacındır. Katılıyorum ama biraz da idareli kullanabilirsin. O zaman doğalgazda da sevgili öğrencim bir kısıtlama yapabiliriz. Ulaşımla yapacak bir şey yok. İkisi aynı yerde. Ulaşım 100 lira. Burada da 100 lira.
Yani suda, elektrikte ve doğalgazda bir kısıtlama yapabiliriz. Su, elektrik, doğalgaz bunlarla ilgili bir cümle. A ailesi suda, elektrikte, doğalgazda kısıtlama yaparak gelir gider dengesini oluşturabilirler ya da giderlerini gelirlerinden daha aza getirebilirler. Bu şekilde bir cümle yazılabilir. Şimdi bir tablomuz var. Pazartesiden Cuma'ya kadar hafta içi burada 13, 14, 15. soruları grafiğe göre cevaplamamızı istiyor. Bölgemiz de burada. Hatay'mız sevgili öğrenciler. Yukarıda Hatay için verilen hava raporuna göre en soğuk gün hangisidir? Soğuk günü sıcaklığa bakarsın. Sıcaklığın en düşük olduğu baktığım zaman 18 derece, 10 derece, 8 derece, 3 derece. Cuma'ya baktığım zaman hem kardan adam resmi var hem de derece olarak en düşüğü burada 0 derecedir. Ya da eksi olsaydı sıfırdan o da daha da düşük olurdu. Cuma günü diyorum. Doğru yanıtım C seçeneği. Bunlar test soruları olduğu için dikkat edin. Üçer puandan hesap yapmanız gerekiyor. Yorumlarında almış olduğunuz puanları da gönderebilirsiniz. Hava raporuna göre dışarı çıkacak olan biri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cuma günü çıkarken şemsiye almasına gerek yoktur. Ya cuma günü 0 derece. Kardan adam var. Kar yağışı olacak. Şemsiye almasına gerek yoktur diyor. Yanlış bilgiyi A seçeneğine koymuşlar. Kar yağışı var burada. Doğru cevabım A seçeneği. Yanlışı istiyor. Diğerlerine de bakalım. Hani bu tarz sorularda A seçeneği doğru olsa bile bunu diğer dersler içerisinde de yapın soru çözerken. Sevgili öğrenciler sonuna kadar lütfen okuyun. Perşembe günü yağmurluk giymelidir. Perşembeye bakıyorum 3 derecesin ve yağmurlu gözüküyor. Eledim. Yağmurluk giyinmesi lazım. Doğrudur. Pazartesi şemsiye almamalıdır. Pazartesiye bakıyorum 18 derece. Havanın en sıcak olduğu zaman. Baktığımız zaman da güneşli zaten. Şemsiye almasına gerek yok. Eledim. Çarşamba günü çıkarken yanına şemsiye almalıdır. Çarşamba gününe baktığımız zaman 8 derece. Tepesine bakıyorum. Yağmur, bulut işareti var. Demek ki yağmur yağacağı anlamı var. Yağmur yağacaksa yanına da şemsiye alman gerekiyor. Yanıtımız burada A seçeneğidir. 15 numaralı sorumuzda semboller vermiş. Baktığımız zaman yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Cuma günü kalın giymeliyiz. Cuma günü kar yağışı varsa, hava sıcaklığı 0 derece ise yani en soğuk günse kesinlikle sen cuma günü kalın bir şekilde giyinmen gerekiyor. Yani eleyerek gidelim. Seçeneklerde ok olacak. Hem artı koyuyorum buraya hem ok olacak. A seçeneği gitsin. Burada ok yok çünkü. Bakıyorum. Hafta sonuna doğru hava soğumuştur. Hafta sonuna doğru hava soğumuştur diyor. Bakın. Güneşli 18 derece, 10 derece, 8 derece, 3 derece, 0 derece hava sıcaklığının sürekli bir düştüğünü görüyorum. Cuma'dan sonra zaten cumartesi var. Yani tutup da bana kar yağışından sonra hemen birden 18 derece, 20 derecelere çıkmaz. Doğru diyor. Hafta sonuna doğru. Hafta sonu için söylemiyor bunu. Yani cuma artık hafta sonuna doğru yaklaşmaktadır. Hafta sonuna doğru hava soğumuştur. Kesinlikle doğru olacak. Kalp olması lazım. D seçeneği de gitti sevgili öğrencim. Salı gününden sonra yağışlar durmuştur diyor. Hayır, salı gününden sonra yağışlar yeni başlıyor. Şu sembol olmayacak seçeneklerde. Buradan da yine D seçeneğini götürebilirim. Hafta başı güneşliyken, hafta başı nedir? Pazartesi günü güneşliyken kesinlikle doğru. 2 gün sonra yağmur yağmıştır. 2 gün sonra ne olur? Çarşamba günü olur. Çarşamba günü de yağmur yağmış seçeneklerde çarpı da olacak. Ok, kalp ve çarpı doğru cevabım C seçeneğidir. 16 numaralı sorumuz aşağıdakilerden hangisi deprem anında sırasında o an deprem olduğunu düşün sevgili öğrencim. Yapılması gereken davranışlardan değildir. Panik olmayacaksın. Sakin olman gerekiyor. Sabitlenmemiş eşyalardan uzak duracaksın. Neden? Çünkü üzerine devrilebilir. Asansöre binmeliyiz diyor. Yanlış bu. Bir bina içerisindesin. Binanın, apartmanın en sağlıksız yerleri deprem açısından merdivenlerdir. Asansör boşluğudur ve balkonlardır sevgili öğrenci. Onun için buradan uzak durmamız gerekiyor. Kirişlerin yanında durarsanız daha iyi olur. Köşelerdeki büyük kolonlar, kirişler en azından onlardan üstünüze direkt gelmez. Kendinizi koruyabilirsiniz. Asansöre binmeliyiz maalesef. Yanlış olan cevap. 17. sorumuz 6 puan değerinde. Doğal unsurların yanına üçgen, beşeri unsurların yanına daire şekli çiziniz diyor. Çocuklar ben şekille uğraşmıyorum. Doğallara D harfi, beşeri unsurlara da B harfi diyorum. İnsan eli değmeden oluşan, kendiliğinden oluşan çevre unsurlarına doğal unsur. İnsan eliyle birlikte oluşan unsurlara ise beşeri unsur diyoruz. Orman doğada kendiliğinden bulunur. Dolayısıyla biz buna
Doğal diyoruz. D harfi. Alışveriş merkezi insanlar tarafından yapıldığı için beşeri bir unsurdur. B harfi ekledik. Göl, insan eliyle bir göl olmaz tabii ki. Doğada kendiliğinden bulunan doğal bir unsurdur. Hani bazıları göletle gölü karıştırmasın. Ona lütfen dikkat edelim. Halı saha insanlar tarafından yapıldığı için beşeri bir unsurdur. Park insanlar tarafından yapıldığı için beşeri bir unsurdur. Hayvanat bahçesi dikkat edelim buna. Bak hayvanların doğal yaşam alanları değildir bu. Kafesler var içerisinde, hayvanları getirirler, içerisine koyuyorlar, besliyorlar vesaire. İnsanlar tarafından olunduğu için buna beşeri unsur diyoruz. Barajlar akarsuların önüne insanlar tarafından enerji üretilsin diye çekilen setlerdir. Dolayısıyla insan olduğundan dolayı beşeri unsur diyoruz. Dağ, tepe, ova, plato, akarsu, nehir, koy, körfez, deniz bunların hepsi de doğada kendiliğinden bulunan doğal bir unsurdur. Bir diğer sorumuz bir kroki verilmiş. Aşağıdaki soruları yukarıdaki krokiye göre cevaplayınız diyor. Yapalım her bir 3 puan unutmayalım. Atatürk Meydanı'nın güneyinde ne vardır? Bakın yukarı doğru da K harfi eklemiş orada. Yani bunu bir yön tablosundan düşünelim. Şimdi baktığımız zaman Atatürk Meydanı'nın güneyinde diyor. Yani güney burada hani yukarı kuzeyse aşağı tarafı güney olur. Yani Atatürk Meydanı'nın tam altına baktığımız zaman market karşımıza çıkıyor. Doğru yanıtımız A seçeneğidir. Böyle sorularda hemen kuzey, güney, doğu, batı yönünü belirleyin ve soruları da arda arda seri bir şekilde yapabilirsiniz. 19 numaralı sorumuz okulun güney batısında ne vardır? Güney ve batının arasında kalan ara yön şu şekilde sevgili öğrenciler. Baktığımız zaman okulun güney batısında yani sol alt çapraza doğru gidiyor. Baktığım zaman ok burada marketi gösteriyor. Doğru cevabımız market güney batısında şu şekilde bir ok yapıyoruz okuldan yana ve karşımıza da market çıkıyor. Bir diğer sorumuz parkın kuzey doğusunda ne vardır? Kuzey doğu şu şekilde yönle gösterebilirim. Parkımız burada kuzey doğusunda bakın ok yönüyle aynı hizadan aynı yöne doğru bir ok çektiğim zaman karşıma kasabın çıktığını görüyorum. Doğru cevabım B seçeneği. Dediğim gibi bu tarz sorular klasik sorulardır. İkinci yazıda muhakkak karşınıza çıkacaktır. Burada yapmanız gereken hemen yön tablosunu koyun. Yani soru bu şekilde olur. Farklı sorular olur ama yön tablosuna göre yön belirleyerek doğru cevaba rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bir diğer sorumuz fırının kuzey batısında ne vardır diyor. Kuzey batısı sevgili öğrenciler bakın şu tarafa doğru. Fırını bulduk. Kuzey batısına doğru bir ok çektiğim zaman aynı doğrultuda aynı yöne doğru karşıma Atatürk Meydanı çıkıyor. Doğru cevabım C seçeneğidir. 22 numaralı sorumuz aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kasabın doğusunda yani doğu ne tarafa doğru oluyor? Sağ tarafa doğru oluyor. Bakalım kasabı burada bulduk. Sağ tarafında doğru baktığım zaman pastane var. Ne diyor burada? Manav var. Doğruyu benden istiyor. A seçeneği gitti. Diğerinde kasabın doğusunda manav yok diyor. Zaten birbirleriyle tezat olan düşünceler. Yani ya A doğrudur ya B doğrudur değil mi? Kasabın doğusunda, doğusuna baktığım zaman evet orada manavın olmadığını görüyorum. Doğru cevabım B seçeneği. Diğerlerine de bakmak istiyorum ama marketin kuzeyinde eczane var. Kuzey dediği nereye? Yukarıya doğru. Marketi buldum. Yukarıya doğru bir ok çektim. Karşıma Atatürk Meydanı çıktı. Kuzeyinde eczane var maalesef olmadı eledim. Pastanenin güneyinde fırın yok diyor. Güney dedi aşağı doğru. Hemen pastanemizi buradan bulduk. Aşağıya doğru bakıyorum. Dikkat et okul var ama sonuçta yine aşağıya doğru baktığın zaman hani yön değişmiyor. Tamam okul var ama altında. Biraz daha aşağı gittiğin zaman o da güneye oluyor sonuçta. Fırın var burada sevgili öğrencim. Burada fırın yok diyor. Maalesef D seçeneği de yanlıştır. 23 numaralı sorumuz sevgili öğrenciler almış olduğunuz dediğim gibi puanları burada yorum kısmında bizlerle ve diğer arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor bize. Okulun doğusunda manav var diyor. Bakın doğu dediğimiz yer sağ tarafa doğru. Okulumuzu burada bulduk. Doğusu sağ tarafa doğru. Burada manav yok. Burada hiçbir şey yok bu Karaköy'e göre. Doğruyu benden istiyor. A seçeneğini eledim. Okulun batısında fırın var diyor. Baktığım zaman batı sol tarafa doğru yön. Okul burada sol tarafına doğru Atatürk Meydanı. Onun da hatta sol tarafına doğru baktım. Park var. Atatürk Meydanı ve park. Burada fırın var diyor. Maalesef burayı da eledik.
Okulun güneybatısında market var diyor. Güneybatıyı şu şekilde düşünebiliriz. Okulumuzu bulduk. Güneybatısına doğru bir yön çektim ve karşıma bir market çıktı. Doğru cevap C seçeneği. D'ye de bakalım. Okulun güneyinde park var diyor. Güney dediği zaman aşağı doğru bakmamız gerekiyor. Okulun güneyine baktım. Burada park değil maalesef, fırın var. D seçeneği de yanlış. Yanıtım C seçeneğidir.